çok fenayım ben. Ay, ay başım şatlı. Ay. Günaydın. Gülizar hanımefendi. Günaydın. Abo. Ay. Ay ne işim var benim burada ya? Ne işimi? Gece sokakta kaldıydın ya. Sokakta mı kaldım? Ha, evet. Sokakta kaldıydım ben. Sen aldın beni içeri değil mi? Sonra ne oldu peki? Ne mi oldu? Ay, anam Mecnun binayım ya. Anam başım çatmıyor benim. Ben içki mi içtim yoksam? He, içtik. Hem de inat. Çekildi be. Bir de sen cımarşınca benim başıma. Ne? Hatırlamıyor musun ki? Niye hatırlamıyorum bir? Ne hatırlamıyorum? Allah'ım. Allah'ım Halide Hanım'ın mahkemesi vardı. İnşallah geç kalmamışımdır. Şurada geleyim. Sen kal orada. Mahkeme için almaya geldiler. Hastalığın ne olduğunu söyledi. Neymiş Cemşir ha? Ne bileyim işte. Bir kan hastalığıymış. Neymiş o Cemşir? Fena bir şey miymiş? He. Tehlikeliymiş. Kan vermek gerek. Verelim o vakit. Ne duruyoruz Cemşir? Verelim o vakit. He. Hemşirem. Bebek için kan vermek istiyoruz. Kan grubunuz ne? AB pozitif. Olmaz, sıfır RH negatif lazım. Siz biliyor musunuz kan grubunuzu? Yok. Yok. O zaman kan örnekleri alıp bakmamız icap ediyor. İyi, o zaman bakalım hemşire hanım. Buyurun gidelim. Ah!
Halide Şahin. Celal Akça'yı öldürmek suçundan yargılanıyorsun. Bir diyeceğin var mı? Soruyu tekrar ediyorum. Celal Akça'yı sen mi öldürdün? Ne oldu Hemşire Hanım? Kanımız uydu mu? Maalesef ikinizinki de münasip değil. Bebeğin annesi nerede? Büyük ihtimal onun kanı uyacaktır. Yok. Yok burada. Peki biz ne yapacağız? Derhal kan bulmaya mecburuz. Aksi takdirde bebeğin durumu ağırlaşacaktır. Soruyu tekrar ediyorum. Halide Şahin, Celal Akça'yı sen mi öldürdün? Bak burada Kemal Şahin senin neyin oluyor? Eşim olur efendim. Eşinin verdiği ifadeye göre Celal Akça'yı sen öldürmüşsün. Sonra da cesedi gömmek suretiyle saklamışsın. Dezem konuşsana. Ben öldürmedim desene, kurban olduğum. Sessiz olun. Sayın hakim. Hakim bey. Daha önce vermiş olduğum ifadeyi geri almak istiyorum. Sana kahvaltı hazırlayacağım Serap. İstediğin bir şey var mı? İstemiyorum. Yemeyeceğim hiçbir şey. Rica ediyorum. Bir parça olsun yemelisin. Sonra da ilaçlarını içeceksin, tamam mı? İstemiyorum dedim. Kızınca senin kadar güzelleşen birini daha tanımadım hayatımda, biliyor musun? Öyle güzel oluyorsun ki. Lakin senin gülmeni istiyorum. Seni sonsuza kadar mutlu etmek istiyorum Serap. Seni öyle çok seviyorum ki. Gece çok geç bir saatti. Karanlıktı. Yüzlerini göremedim. Halide olduğunu zannettim ama yanılmış. Halide Şahin'in Celal Akça'yı öldürdüğü hakkında bir malumatın yok, öyle mi? Hayır efendim, yok. Mahkemeyi oyaladığım ve Halide'nin sebepsiz yere tutuklanmasına sebep olduğum için sizden özür dilerim. Eldeki delillerin yetersizliği ve tanık ifadesine dayanarak Halide Şahin'in söz konusu suçu işlediğine dair herhangi bir kanıt görülmediğinden davanın düşmesine. Kemal Şahin'in karakolda verdiği önceki ifadesinin yanlış olduğunu mahkememiz önünde ikrar etmiş olduğundan ve bu yanlış ifadesi nedeniyle Halide Şahin'in tutuklanmasına sebep olduğundan Kemal Şahin'in işlemiş olduğu iftira suçu hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 285 maddesini gereğince işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Seni dışarıda bekliyorum. Yaptım. Şimdi sıra sende. Güllü nerede? Sakin ol. Dikkat çekeceksin. Beni yeterince oyaladın. Şimdi hemen cevap vereceksin. Eğer Orhan denen o Güllü'ye zarar verdiyse, onun kılına bile dokunduysa seni öldürürüm. Burada olmaz. Yürü. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.